Selam arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine KAL-175 görevinde yapacağımız bu kez Hurda Seferi isimli görevimiz var. Bu görevde de yine bizden ekstra görevler isteniyor. Yine ölmeden ve maskelenmeden görevi tamamlayacağız. Yine 5 adet gen künyesi toplayacağız. Yine maske kıran kullanacağız. 5 tane arkadaşımızı kurtaracağız. Tamper parçası bulacağız. Farklı olarak bu görevler var. 3 saniye içinde de 5 adet öldürme ve 5 tane Ostron'u da kurtaracağız. Ben şimdi size yine belirli bir rotasyonla bunların hepsini nasıl yapacaksınız, görevde nasıl ilerleyeceksiniz ondan bahsedeceğim. Öyleyse haydi videomuza geçelim. Şimdi göreve başlar başlamaz arkadaşlar, şuradan çıkın yukarıya. Burada ilk gen künyemizi bulacağız. Bu bölgede başka hiçbir şey yok. Bakın ilk gen künyemiz burada. Bizde aktif olabilir, bunu alabilirsiniz. Daha sonra burayı kırıyoruz. Şimdi şurada bizi görecek olan bir arkadaş var ama görmüyor. Direkt içeri geçin. Bunu tuzağa düşüreceğiz. Bakın şurayı aktif ediyorsunuz. O gidiyor, oraya bakarken de kapıyı üzerine kapatıyorsunuz ve bu bölgede rahat rahat gezebilirsiniz. Şurada ikinci gen künyemiz olacak. Bakın tam burada yatıyor. Bunu kontrol edebilirsiniz. Daha sonra ilerliyoruz görevde. Şurada bir gen künyesi daha var. Gördüğünüz gibi yatıyor. Şimdi bu bölgeye geldiğinizde yine iki tane tuzak kuracağız. Sağda ve solda yine bizi gören arkadaşlardan var. Onların bizi görmemesi ve rahat bırakması için şurayı aktif ediyorsunuz ve burayı aktif ediyorsunuz. Burada direkt hiç başka bir şeyle uğraşmadan hemen şu sol tarafa doğru ilerleyin. Bunlar bizi görmüyor artık. Bir tane gen künyemiz şu şeyin içinde, ovukta diyeyim artık. Gördüğünüz gibi burada. Daha sonra buraya doğru ilerliyorsunuz. Şurada ilk Ostron'umuzu kurtarıyoruz. Buradan da aşağı inersiniz. Şurada ikinci Ostron'umuz var. Bunu da kurtaracağız. Bunu kurtardıktan sonra şurada bir gen künyemiz var. Gördüğünüz gibi ve Somacort var burada da. Bu ileriye gitmenize gerek yok. Bu bölgede hiçbir şey yok. Daha önce ben bakmıştım. Buradan tekrar geri gelebilirsiniz. Şurada ileride bir gen künyemiz daha var. Evet, gördüğünüz gibi zaten bana da işaretle belli etti. Benim ilk gen künyem burada. Ben bunların hepsini topladım gerçi. Bütün görevleri bitirdim. Ama sizlere göstermek için yine hepsini tek tek dolanıyorum. Rotasyonu da göstermek için. Buradan tekrar geriye dönüyoruz artık. Yani sağa sola siz isterseniz araştırın ama ben hepsini araştırdım. Herhangi bir şey yok. Bütün kapılara girmenize gerek yok. Burayı isterseniz dönüşte de bakabilirsiniz bu arada. Yani yine buradan geçerek yine bu gen künyesine bakabilirsiniz. Şimdi diğer Ostron'umuz da burada. Bunu da kurtaracağız. Bunu kurtardıktan sonra da şu solda yine bir gen künyesi var. Bana da yine işaret ettiği gibi. Buradan direkt ilerliyoruz arkadaşlar. Bunlar bizi görmüyor hiçbir şekilde. Sağa sola herhangi bir şeye bakmanıza gerek yok. Ben epey kontrol ettim, hiçbir şey yok. Şuradan kameraya erişiyoruz. Buradan da önümüzdeki kapıyı açıyoruz. Şurada bir gen künyesi daha var. Gördüğünüz gibi. Zaten önünüze çıkacaktır.
Daha sonra bu şekilde ilerliyoruz. Bunu sessizce öldürebilirsiniz ama bu oyunda sessizlik diye bir şey yok. Çünkü silahlarla direkt girişiyoruz. Şurada da uçmanızı sağlayan bir alet var. Helyon paketi görüyorsunuz. Bunu alın. Ben bir kez yaptığımda görevi bunu hiç görmeden atladım. Bunu almayı ihmal etmeyin. Şimdi burada maskesini kıracağımız arkadaşlar silahlı. O yüzden sessizlik diye bir şey yok diyorum. Çünkü onlar bizi gördüğü an ateş etmeye başlıyorlar. Ve olası bir savaşa giriyoruz zaten. Bunun arkası dönük ama direkt. Ben bunu yakalayabilirim. Bu bana, benim tarafıma geçtiği zaman direkt zaten düşman ateş etmeye başlayacak. O yüzden de hiçbir sıkıntımız, sessizlikle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama tabii düşmanları da bu şekilde artık savaşa çekmiş olduk. Zaten elimize Grakata vermelerinin sebebi de savaşmamız gerektiği. Şurada yine bir dostumuz var. Bizi ateş ediyor gördüğünüz gibi. Burada önemli olan kısım bunları öldürmeyin arkadaşlar. Bunlardan çünkü 5 tane toplamamız gerekiyor. Bunların şöyle bir sıkıntısı var. Uçuyorlar. Uçtukları zaman 3. yetenekle bunları gördüğünüz gibi tutturmak zor oluyor. Ona dikkat edin sadece. Burada çok savaşa girmeyeceğim. Evet, şurada yine bizim dostumuz var. Onu da havada yakalayalım. Uçmazsa bir yere. Evet, onu da yakaladık. Bütün maske kırma görevini burada yapıyoruz bu arada. Burada bayağı çıkıyor karşımıza. Şimdi buradan önce şuraya bir girmemiz lazım. Şurada yeşil işareti görüyorsunuz. Önce oraya bir gitmemiz lazım. Bu arada G tuşuyla yine yanımızdaki dostlarımıza emirler verebiliyoruz burada durmaları için. Şimdi 3 saniyede 5 tane düşman öldürme görevi de var. Onu da ben size nasıl yapabileceğinizi anlatayım. Göstermeye çalışacağım. Onlar orada beklesin. Biz buradaki... Şimdi şurada bir gen künyemiz var. Artık bu paketi kullanarak böyle uçabilirsiniz. Helyon paketini. Gördüğünüz gibi. Buradan da aşağıya inin. Şuradaki Ostron'u kurtarın. Şimdi buraya geldiğinizde şurada yine bir işaret var. Gördüğünüz gibi solda ve sağda. İkisini de buraya yapın. Ve şuradaki tuşa basın ve suyu su seviyesini indirin. Aşağıdaki tampura ulaşmamız lazım çünkü. Evet, bunda zaten tek bir görevi. Bunu da aldıktan sonra göreviniz bitiyor. Artık geri dönebilirsiniz buradan. Sesim yine kötü. Rahatsızlığım devam ediyor. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince yine size yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, yine burada bir arkadaşımız var. Utanmadan bize ateş ediyor. Şimdi ben 3 saniyede 5 düşman öldürme görevini arkadaşları böyle bir yerde, mesela şu anda 4 tane arkadaşım var. Bunları böyle bir yerde tutuyorum. Yani bu böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra ileride düşmanların ilgisini çekiyorum tek başıma. Bak şimdi burada bütün düşmanların ilgisini çekip ya en azından 5 düşmanın ilgisini çekip bütün hepsinin beni kovalamasını sağlayacağım. Buralarda da olması lazım. Baya baya düşman var. Tabi ölmemeye de dikkat edin bu arada. Eğer arkadaşlarımı yanımda taşısaydım onlar direkt savaşa giriyorlar ve tek tek öldürüyorlar. Şimdi bunların ilgisini çektikten sonra şöyle biraz geriye gelin. Onlar toplanıp sizi takip etmeye başlayacak. Sonra da G'ye basın ve sağ tuşla dostlarınızı yanınıza çağırın. Böyle bir birikme olduğu zaman da direkt öldürmeye başlayın. Yani 3 saniyede 5 düşmanı ancak bu şekilde öldürebilirsiniz.
Bunu başka yerde de yapabilirsiniz ama en kolay burada oluyor. Bunu isterseniz hani ilk de yapamazsanız ikincide, üçüncüde deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde burada yaptım. Burada bayağı 5 düşman oluyor çünkü. Bunu da öldürmesinler. Bu bizim dostumuz. Yani mantığı bu en azından. Dediğim gibi siz başka topluluk gördüğünüz yerlerde bu sistem yapabilirsiniz. Evet, daha sonra böyle geliyoruz. Burada yine bir adet ostronumuz var. Kurtarmamız gereken. Ve hemen bunun altında da bir tane de genk ünyesi var. Eğer aktifse siz de şurada gördüğünüz gibi alabilirsiniz. Başka da bir şey yok. Burada çıkabiliriz. Başka yeri araştırmanıza gerek yok burada arkadaşlar. Göreve doğru ilerleyebilirsiniz. Sadece önünüze gelen düşmanları kesin. Yanımızdakiler kolay kolay ölmüyor. Canları her ne kadar gidiyor gibi görünse de. Şimdi buraya geldiğiniz zaman direkt sağ tarafta bir tane gen künyesi var. Oraya doğru ilerleyin. Burada başka bir şey yok. Görevin aksi yönüne yani. Bakın şurada. Yani sizde bu aktif olabilir, bende değil. Burada hiç başka bir şey yok. Çıkabiliriz direkt. Evet, yine bizim dostumuz yine bize saldırıyor. Bunu da alalım. Toplamda 6 tane olması lazım. Yani burayı rahat 3-4 kez yaptım ben. Rotasyon için, ezberlemek için. Toplamda 6 tane maske çıkardım. Fazlası yok diyebiliyorum. Bu da sonuncuydu. Artık göreve doğru ilerleyebiliriz. Burada yine bir kapı var. Bu kapı da çok kolay bir mekanikle açılıyor. Buna tıklıyorsunuz. Şurada solda bakın bir işaret var. Bunu üste yapıyorsunuz. Alt tarafı yine deneyebilirsiniz. Şöyle. Hangisi tutarsa bunu deneyerek yapabilirsiniz. Yani o şekil nerede diye aramanıza gerek yok. Şimdi burada büyük silahımızı alacağız. Kuvayangımızı. Birazcık artık işin şekli değişecek tabii o silahla. Şimdi bu ayangayı aldığımız yerde bizim arkadaşlar düşmanlarla uğraşırken solda yukarıda bir gen künyesi var. Ben onu almaya gideyim. Hemen şurada. Gördüğünüz gibi bana da zaten işaret gösterdi. Sonra buradan aşağıya inin. Silah biraz ağır ama vurduğu zaman ses getiriyor. Güzel bir silah. Şimdi şu Tamper'ı uyandırın. Bir kez atış etseniz yetiyor zaten. O en sona doğru. Yani savaşacağımız büyük boss bu. Diğerine Ragnoid ile savaşmıştık biliyorsunuz. Şimdi buradan aşağı inmeden önce şuradan sağa yukarı gidin. Burada bir tane daha gen künyemiz var. Şu çimlerin arasında, otların arasında gördüğünüz gibi yatıyor. Bunu da alabilirsiniz. Artık esas savaşımıza doğru gidiyoruz. Şimdi burada artık savaşın olacağı kısım burası. Tamper'la. İsterseniz önce şurada bir gen künyesi daha var. Bunu da alabilirsiniz. Zaten Tamper aktif olacak. Şimdi onunla savaşacağız gördüğünüz gibi. Şurada en sağda gördüğünüz gibi yatıyor. Bunu alabilirsiniz.
Yine G'ye basıp isterseniz yönlendirin arkadaşlarınızı ve artık Tamper'la savaşmaya başlayalım. Yine Tamper, Cetus'ta bildiğiniz gibi Tamper çıkıyor. Ayaklarını keserek savaşıyoruz. Burada da aynı sistem var. Yeşil bölgeye ateş ederek Tamper'ın canını indiriyorsunuz. Tabi sağda solda gelen düşmanlar da var. Onlara da vurabilirsiniz. Ayakları kırıldığında şöyle bir şekil alıyor. Yani onu artık vurmayabilirsiniz. Evet, bunu da hallettik. Diğer görevde olduğu gibi kalın burada canı çok hızlı gitmiyor. Diğer görevde bazen iki tane vuruyorlardı, öldürüyorlardı. Biraz o yüzden güvenli savaşabilirsiniz bu arada. Evet, tek bir ayak kaldı. Onu da hallettik miydi? Evet, görev bitti. Burada herhangi biri artık bakmanıza gerek yok. Direkt çıkışa doğru ilerleyebilirsiniz. Tüm görevleri yaptığımızı düşünüyorum. Sadece dediğim gibi 3 saniyede 5 adet düşmanı öldürme görevi. O size kalmış ama dediğim taktikle yapabilirsiniz. Önce arkadaşlarınızı bir yere toplayın. Bu sağa sola hiç bakmanıza gerek yok. Direkt çıkışa gidin. Buralarda hiçbir şey yok. 3 adet ya 3 saniyede 5 düşmanı öldürmek için tekrar söyleyeyim, arkadaşlarınızı işte G komutuyla şöyle bir yere toplayın. Daha sonra düşmanların en azından 5 tane düşmanın ilgisini çekin. Onları sizi peşinize takın ve sonra yine G tuşuyla sağ tuşa basarak arkadaşlarınızı çağırın. Toplu bir savaşa girin ve çok hızlı bir şekilde de kesmeye çalışın. Buradan da çıkışa gidelim ve görevimizi bitirelim. Video bu kadardı arkadaşlar. Ya bu şekilde oynayabilirsiniz. Rotasyonu izleyebilirsiniz. Kısa bir sürede de bitireceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.